arkası yarın. Alkol. 5. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Kemal Arkun. Senaryo Tayfun Türkili. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Fatma'nın ağabeyi Faruk, içkiye ve kumara tutkun bir delikanlıdır. İçip içip seyyar satıcılık yapan babasından para sızdırmakta, hem ailesine hem de mahalleliye yaka silktirmektedir. Ancak su testisi su yolunda kırılır misali, sarhoş olduğu bir gece kumarhanede kendisi gibi ayyaş olan yakın arkadaşı Ökkeş'i yaralayarak hapse düşer. Öte yandan sarhoş ağabeyinin baskısından kurtulmak için askerden dönen nişanlısı Esat'la evlenen Fatma evinde de pek mutlu değildir. Kocası iyi bir insan olmakla birlikte kayınvalidesi kendisine pek iyi davranmamaktadır. Esat'ın çalıştığı fabrikanın müdürü Tarık Bey kadına kıza düşkün, ayyaş ve çapkın bir adamdır. Düğününe gittiği Esat'ın karısı Fatma'nın güzelliğine çarpılan Tarık Bey, genç kadını ağına düşürebilmek için kendisini Esat'lara yemeğe davet ettirir. Fatma, kocasının müdürünün kendisine asıldığını anlamış ve sinirlenmiştir. Ama ne yapıp edip Fatma'yı elde etmeye karar veren müdür Tarık Bey, ertesi günü Esat'a karısıyla birlikte evine yemeğe davet eder. Müdürün niyeti Esat'ı içirerek sarhoş edip, sonra da Fatma'yı elde etmektir. Bunu sezinleyen Fatma yemeğe gitmez. Müdürün yemeğine annesini alarak giden Esat, Fatma'nın hasta olduğunu söyler. Müdür durumdan hoşlanmaz ama Esat'ı o gece içirerek iyice sarhoş eder. Fatma'yı elde etmeye kararlı olan müdür, o gece geçmiş annesiyle Fatma'nın evine gider. Siz ne arıyorsunuz müdür bey? Hasta olduğunuzu duyunca geçmiş olsuna geleyim dedim. Hadi içeri girelim. Kocana yardım et Fatma. Ah, neyi var Esat'ın? Neyi olacak? İçki içti. Neyi mi olacak? İçki içtik. Müdürümle içtim yani. Ne olmuş? Ha? Tamam tamam gel hadi. Ha? Buyurun müdür bey buyurun. Sağ ol. Sağ ol. Fatma. Müdürme. Kahve yap. Yanamı içmişim ha. Esat nedir bu halin? Ayakta duramıyorsun. Gel yatırayım seni. Bırak bırak sen, ben yatırırım. Sen müdür beye kahve yap. Peki anne. Esat hadi oğlum gel, dayan bana gel. Başım dönüyor anne ya. O kadar içersen döner tabii. İyi güzel. Kahvenizi nasıl içersiniz? Bırak şimdi kahveyi güzel Fatma. Gel karşıma otur şöyle. Neden? Buraya kahve içmek için gelmediniz mi? Hayır. Kahve bahaneydi. Niyetim seni görmekti. Bu yüzden geldim. Neden beni görmek istediniz ki? Hasta halinizde bile çok güzelsiniz. Olağanüstü güzelsin Fatma. Sözlerinizden hiçbir şey anlamıyorum müdür bey. Ben buraya sana geçmiş olsuna geldim. Teşekkür ederim. İstersen tanıdığım bir doktora ona götüreyim seni. Teşekkür ederim. Önemli bir rahatsızlığım yok efendim. Esat elbiseleriyle sızdı kaldı. Yeah. Sen artık soyar pijamalarını giydirirsin gelin. Niye bu kadar içti ki? O hayatında ağzına içki koymamıştır. Esat'a siz mi içirdiniz müdür bey? Kız müdür beyle öyle azarlar gibi konuşulur mu hiç? Hem ne olmuş hiç bilse 40 yılda bir ağzına içki koydu oğlan. Ayıp değil mi koca müdürü suçluyorsun? Ne ayıbından bahsediyorsun anne? Görmüyor musun Esat'ın halini? Ya içkiye alışır da abim gibi olursa? Sus kız, ağzından yel alsın. Allah kimseyi senin o pis abine benzetmesin. Ben artık gideyim. Vakit hayli geç oldu. Biraz daha oturun müdür bey. Başka zaman gelirim Valide Hanım. Bu gece Fatma Hanım hem rahatsız hem de biraz sinirli. İyi geceler Fatma. İyi geceler efendim.
Esat, hayrola, bugün keyfin yok gibi. Hasta mısın? Yok be usta. Hasta değilim de. Akşamdan kalmayayım. Nasıl ya? İçki mi içtin yoksa? Sorma Nuri usta, sorma. Dün gece müdürün evine davetliydik. Öyle içmişim. Eve nasıl gittiğimi bile hatırlamıyorum. Hatırlamazsın tabii. Sen içkici adam değilsin ki oğlum. Hem o adama niye uyuyorsun? Bizim müdür ahlaksız rezil herifindeki. Adam olsaydı karısı terk etmezdi onu. Öyle deme be usta. Müdür bey iyi adam. Tek kusuru kadına kıza fazla düşkün. Erkek adamda da o kadar olur tabii. Ne demek erkek adam? Evli barklı adamın gözü dışarıda olmaz. Böyle değil ki. Evli demiyor, bekar demiyor. Her önüne gelene sarkıyor be. Sen söylenenlere bakma be ustam. Yalandır. Ne yalanı? Geçen yıl çay yapmak için aldığı 3 çocuklu dul kadın cihaza bile asıldı. Kadın yüz vermeyince de tutup işten attı. Böyle giderse bir gün biri vuracak onu. Vallahi onu bunu bilmem de adam kral gibi yaşıyor. Parası var, evi var, arabası var. En güzel şeyleri giyiyor, istediği içkileri içiyor. Biz ot gibi yaşıyoruz vallahi. Sen öyle yaşamaya yaşamak mı diyorsun? Tabii be usta. İnsan içti mi her şeyi unutuyor, mutlu oluyor. Bakıyorum da içkiyi pek sevmiştin sen. Doğru vallahi sevdim. Bu akşam birlikte meyhaneye gidiyoruz. Kiminle? Kiminle olacak be? Müdür beyle. Allah Allah. Esat neden gecikti bu akşam? Her zaman 7 dedin de 50 olurdu. Saat 9 geçiyor hala gelmedi. Gelmez gelmez. Erkek adam. Belki de arkadaşlarıyla bir yere takılmıştır. Nereye takılabilir ki anne? Kahve desen oyun oynamayı sevmez. Meyhane desen içkiye düşkünlüğü yok. Ağzını hayra aç kız. Oğlumu Ayşe abinle mi karıştırıyorsun yoksa? Müdürün evinde biraz içki içti diye alkolik mi sandın onu? Allah düşmanı bile abim gibi yapmasın. Bu dünyada içki kadar kötü bir şey yok. Tamam tamam. Nasihata başlama şimdi. Nasihat etmiyorum anne. Sadece bir alkolikle yaşamanın ne kadar güç olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Abimden az çekmedik. Her gece kör kütük sarhoş gelir, attığı naralarla mahalleliyi uykusundan uyandırır. Merak etme. Benim oğlum kendini bilir. Bir kere içmeyle içkiye alışacak adamlar değildir. Şerefe Esatçığım. Valla. Sizin de şerefine lan müdürüm. Hop hop oğlum biraz ağır git. Şerefe dediysek bir dikişte iç demedik. Ağır ağır içeceksin. Bakıyorum sen her dubleyi bir seferde bitiriyorsun. Boş ver be müdürüm. İçmeyecek miyiz bu meride? İçeceğiz. Ha ağır ağır ha. Hızlı hızlı ne fark eder. Hadi şerefe. Şerefe olsun. Esat, biliyor musun? Sen çok talihli bir adamsın. Sahi mi müdürüm? Tabii. Dünya güzeli bir karın var kardeşim. Evet. Vallahi güzeldir ha. Hadi güzelliğin şerefine içelim. Şerefe. Sensiz hiç olmam, sensiz yapamam. Nerelerdesin, nerelerdesin? Kız, yemek yemeyeceksen kaldır bari şu sofrayı. Esat gelmeden yemem anne. Baksana saat gece yarısına geldi, hala ortada yok. Sakın başına bir iş gelmesin. Ağzını hayır aç be. Ne bileyim, daha önce hiç böyle haber vermeden geciktiği olmamıştı. Gelir gelir, erkek adam başına ne gelecek ki? Fatma! Ulan! Fatma lan! Aç ulan kapıyı! Geldi işte. Hadi aç kapıyı, aç, aç. Eyvah, hadi. İçki içmiş. Açsana yakın şu kapıyı. Öldürüyor lan seni. Ne yapacağız anne? Esas sarhoş olmuş. Ne olmuş sarhoş gelmişse? Kapının önünde mi yatıracağız oğlumu? Hadi git de aç kapıyı. Tamam, açıyorum anne. Neredesin kız? Bir saattir kapı çalıyorum. Duymuyor musun lan? Ulan gebertirim seni şerefsizim, yer yok. Aman Allah'ım, Esat nedir bu halin, içmişsin sen. İçtim. İçtik. Sana ne? Ha? Çekil kenara bakayım. Geç. Acayip içtim hem de. Bir büyük rakı devirdim, iyi mi? Esat. Nedir oğlum bu halin? Ne var ki halimde?
Hiç sarhoş görmedim ben anne. Neredeydin bu saate kadar? Meale be. Ulan sana ne? Hesap mı vereceğim ulan? Kafayı çektim. Kimle içtin? Müdürümle. Kıyak adam ha. Masrafları o çekti. Bana 5 kuruş ödetmedi. Valla mahcup oldum ha. Çok seviyorum müdürü valla. Biliyor musun? Müdür de seni çok seviyor. Valla hep senin çok güzel bir karın var. Senle iki karı büyük şans valla deyip durdu. Ben müdürümü çok seviyorum ha. Allah kahretsin onu. Nesini seviyorsun o adamın Esat? Adam 2 günde seni içkiye alıştırdı. Tamam kız. Üstüne gitme oğlumun. Müdürüyle birlikteymiş işte. Ne yapacaktı yani? Müdür içerim deyince olmaz mı diyecekti. Hiç. Yaşa be. Gel seni bir öpeceğim. Gel. Yazık yazık Esat. Bir de içki içmek marifetmiş gibi seviniyorsun. Allah aşkına bu son olsun. Bir daha yapma böyle bir şey. Kapa lan çeneni. Gel ya. Bana vurdun ha. Vururum. Vururum. Sağ ol vururum. Yedi sürer. Sen kim oluyorsun da bana nasihat ediyorsun lan? Geberteyim lan seni. Sürtük. Havrudan çıkanı kulağın duysun Esat. Ben sürtük değilim. Senin karınım. Ne? Bana laf ha. Al lan. Al. 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 Dur. Oğlum. Dur. Kendine gel oğlum, öldüreceksin kadını. Dur diyorum. Oğlum yapma. Kemal. Buyur Nuri Usta. Esat gelmedi mi daha? Gelmedi usta. Allah Allah. Ne oldu bu çocuğa ya? 6 aydır bir sabah doğru dürüst işe geldiğini görmedim ben bunu. Gelmez tabii. Her gece sabahlara kadar kafayı çekip duruyormuş. Ya ama böyle giderse işten atacaklar be. Üzülme be usta. Kimse atmaz onu işten. Nedenmiş? Bilmezmiş gibi davranma. Esat müdürün adamı. Birlikte yiyip içiyorlar. Sanki Esat'ın işe gelmediğini müdür bey farkında değil, öyle mi? Doğru söylüyorsun Kemal. Ağzına içki koymayan bu çocuğun birdenbire bu hale düşmesine aklım ermiyor bir türlü. Müdür alıştırdı usta, müdür. Her gece birlikte sabahlara kadar meyhanelerde, barlarda içki içiyorlarmış. Bazı günler evine de gitmiyormuş. Müdürün evinde içip sızıyormuş. Dediğim, Allah ıslah etsin bu çocuk. Yazık, gül gibi de karısı var. Karnı burnunda, bugün yarın doğuracak. İnsan bir kere içkiye alışmasın usta. Ne karısını ne çocuğunu düşünür. Esat kendisine yazık ediyor. Doğru söylüyorsun Kemal. Rahmetli babası da bu fabrikada çalışırdı. Ama ağzına içki koyduğunu gören olmamıştı. Bu çocuk kime çekmiş ki? İstersen al karşına bir konuş usta. Esat yalnız kendine değil, karısına da yazık ediyor. Bizim hanım söyledi, biliyorsun aynı mahallede oturuyoruz onunla. İçki içtiği gecelerde kadıncağızı dövüp duruyormuş. Anne. Ne var? Doğumum yaklaştı anne. Esat'a söylesen de geceleri eve erken gelse. Her an için hastaneye gidebilirim. Söylemesine söyleyeyim de kızım, Esat eski Esat değil ki. İçki aklını başından aldı. Varsa yoksa alkol. Kabahat o müdür olacak namussuz da. Esat'a içkiye o alıştırdı. Nereden girdi sanki hayatımıza? Haklısın gelin. Ağzına içkinin damlasını koymayan oğlum o gece müdürün evinde bir içti pir içti. O geceden sonra tutabilene aşk olsun. Esat olmasın? Sanmam. Bu saatte eve geldiği görülmüş mü? Aç bakalım kim gelmiş görelim. Ah sen misin Esat? Benim. Başkasını mı bekliyordun? Saçmalama Esat. Sen bu saatte gelmezdin de. Annem evde mi? Evde. Gelin. Kimmiş gelen? Benim ben. Oo Esat Bey. Siz bu evin yolunu bilir miydiniz? Bırak kinayeyi anne. Canım zaten sıkkın. Ne oldu? Paraya ihtiyacım var. Niye? Ayın kaçı? Maaşını ne yaptın? Elinin körünü yaptım. Hesap sorma da para ver. Para mı vereyim? Ben de para ne arar oğlum? Çalışan, maaş alan sensin. Benimle oyun oynama anne. Sen de emekli maaşı alıyorsun. Benim maaş almama daha çok var. Ben de para mara yok. Parayı ne yapacaksın Esat? Sen karışma lan! Ne yaparsam yaparım, sana ne? Oğlum karınla doğru dürüst konuşsana. Uy anne. Ver şu parayı da çekip gideyim. Ne yapacaksın parayı? Meyhaneye gideceğim. Öğrendin işte, rahatladın mı? Ver hadi. Oğlum delirdin mi oğlum? Niye gidiyorsun meyhaneye? Hazır evine gelmişken kuralım sofrayı, karnını doyur, sonra da güzel güzel yat. Annen hadi doğru söylüyor Esat. Yalvarırım artık içme. Hayatımızı mahvediyorsun. Sen içmeye başladığından beri evimizin ne tadı kaldı ne tuzu. Başlattırmayın lan tadından tuzundan. İçki içeceğim. Görmüyor musunuz halimi? Ellerim nasıl titriyor? İçmek zorundayım.
Ah anlaşılan alkolik oldun sen. Gel hastaneye yatırıp da tedavi ettirelim seni. Yeter ya. Ulan! Kesin be! Laflarınız burgu gibi işliyor beynime. Ben nasihat değil, para istiyorum. Ver hadi. Ver yoksa zorla olurum. Allah seni bildiği gibi yapsın. Şurada mendilin içinde sakladığım kefen param vardı. Dilenci gibi. Merak etme, ölürsen kefensiz gömdürmem seni. Ver. İçki saatim yaklaştıkça başım ağrıyor. Al. Al ama bak bu son. Bir daha ölüyorum desen 5 kuruş vermem. Bu ne be? 5 milyonla içki mi içilir? Bir 5 milyon daha ver. Yok. Anne. Anne gözünü seveyim, uğraştırma beni. Eşref saatim geldi. Ver bir 5 milyon daha. Oğlum etme eyleme, bak maaşını da bitirmişsin. Daha ay başına çok var, sonra ne yer ne içeriz oğlum. Zıkkılık çocuğunu yersiniz, bana ne lan. Ne yerseniz yiyin. Ver 5 milyon daha. Al. Al ve inşallah zıkkım iç. Fatma. Efendim Esat. Şu bizim müdürün sana düğün hediyesi diye aldığı kolye vardı. Ne yaptın onu? Ne yapacağım, takmadığım için saklıyorum. Getir. Kolyeyi ne yapacaksın oğlum? Satacağım. Hadi kız, ne dikilip duruyorsun, getir şu kolyeyi. Getiririm ama daha önce söylemem gereken bir şey var Esat. Gene ne var be? Doğumum yaklaşıyor. Yaklaşırsa yaklaşsın, ne olmuş? Eve biraz erken gelsen diyecektim. Her an için hastaneye gitmem gerekebilir. Bana ne ya? Bana ne be? Doğuracak olan sensin. Ben miyim? Değilim. Git hastanede doğur. Delirdin mi oğlum sen? Evli barklı kadın yanında kocası olmadan doğuma gider miymiş hiç? Sonra ne derler etrafta? Bana ne ya? Hamile kalmasaydı. Tövbe tövbe. Ulan Fatma, getir şu kolyeyi. Alkol adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.